Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin dört gözle beklediği haber geldi. Torba yasa meclise girdi. Emeklilerden memurlara, ev hanımlarından taşeron işçilere kadar milyonlarca vatandaşın merakla beklediği torba yasa meclis gündemine geliyor. Milyonların gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Türkiye Büyük Millet Meclisi gelecek habere çevrilmiş durumda. Nedeni ise meclis gündemine gelen son torba yasa tasarısı tasarı, memurlardan emeklilerden, taşeron işçilerden ev hanımlarına kadar geniş bir kesimi ilgilendiren düzenlemeleri barındırıyor. Emekliler, memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayına kısa bir süre kala dört gözle maaşlarına gelecek zammı bekliyor. Meclise gelen torba yasanın ana gündeminde de emekliler için düzenlemeler yer alıyor. Temmuz ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerinin maaşlarına ise %10'luk toplu sözleşme payının yanı sıra 6 aylık enflasyon farkının %15'ini aşan kısmı da yansıtılacak. 6 aylık enflasyon tahminlerine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %25, memur emeklilerinde ise %20 oranında zam verilmesi bekleniyor söz konusu zamlara ek iyileştirmeler yapılması da gündemde. Memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesi de torba yasa ile meclis gündemine taşınacak. Daha önce çıkarılan ek gösterge yasasının dışında kalan memur, şef, tekniker ve diğer birinci derece kamu görevlileri bu düzenlemeden yararlanabilecek. Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren bu düzenleme ile çalışan memurların hem emekli maaşları hem de emekli ikramiyeleri, memur emeklilerinin ise maaşları artacak. Bağkurlulara yönelik önemli düzenlemeler yeni torba yasa tasarısında yerini aldı. Sayıları 1 milyonu bulan bağ esnaflar için prim gün sayısı 9000'den 7200'e indirilecek. Böylelikle küçük esnaf 1800 gün erken emeklilik imkanına erişecek torba yasa tasarısının barındıracağı konulardan biri de taban maaşlar. Halen 10 bin Türk lirası olan taban maaşın Temmuz'da artırılması bekleniyor. Dikkat çeken ikinci önemli düzenleme ise refah payı konusu. Son iki yıldır uygulanan refah payı ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklilerine yapılacak zamların oranlarının eşitlenmesi gündemde söz konusu formül ile tüm emeklilerin kök aylıklarına %25 oranında artış gelebilir. Ev hanımlarının emekliliklerini desteklemek ve sosyal güvenceye kavuşturulması amacını taşıyan yeni bir düzenleme de yolda. Bu kapsamda ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Ev hanımları, ayda sadece 4267 Türk lirası ödeyerek emeklilik hayallerine kavuşabilecek. Taşeron işçilere yönelik de bir düzenlemenin torba yasada yer alacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık 100 bin taşeron işçinin beklediği bu düzenleme ile kadroya alınma fırsatı sağlayacak.